Ee, evet asıl ABD var o yüzden bir yandan da tabii Amerika Birleşik Devletleri ile çeşitli seviyelerde e, bu başlıklar konuşuluyor. Son olarak da e, Hakan Fidan ile Blinken konuştu aslında. Bunun altını çizmemiz lazım. Son dakikaları ekranda sevgili izleyiciler. Ortak sonuç bildirisi üzerinde çalışma devam ediyor. E, madde madde gelecek bu bildiri. E, birden fazla maddeyi içeriyor. E, tabii ki bunda böyle çok büyük ayrıntıları e, kamuoyuna açıklanmasını canım. beklememek lazım ama, Doğru da değil ama biraz satır arasını Evet okuyacağız onu söyleyeyim. Olumlu geçtiğini ifade edebiliriz. Önce Hakan Fidan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Baş başa oldu bu görüşme. İki Dışişleri Bakanı arkasından heyetler arası görüşmelere geçirdi. İki buçuk saat sürdü. Ve e, şu an sonuç bildirisi üzerinde yazımına son hali veriliyor. E, i̇ki ülke, öncelikle şunu söyleyelim, ilk edinilen bilgiler çerçevesinde kurumsal bir çerçeveye ilişkileri bakanlar seviyesinde oturtturacak bu anlayış var. Ayrıca ortak daimi ve komite çalışma grupları oluşturulacak çeşitli alanlarda bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Bağdat hükümeti tarafından büyük bir önem ile bekleniyor. Bunu söyleyebiliriz çünkü görüşmelerde Bağdatlı yetkililer ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacak tarihi bir ziyaret ifadesini kullandılar bizim edindiğimiz bilgilere göre. Birazdan e, sanıyorum mutabakat da elimizde olacak. Ama e, İsmet Özçelik ilk değerlendirmen ne olur? Bu görüntüler hakkında özellikle ne dersin? Şimdi birincisi Irak'la müzakere biraz uzun sürer. Yani çok da kolay Hı. değildir. Bu ziyaret öncesinde muhtemelen teknik heyet gitmiştir, ana hatları belirlemiştir. Yani ben 1996 2003 hatta daha sonra İşgalden sonra da Irak atılan yeni yönetimle e, yapılan birçok görüşmeleri fiilen orada oldum. Yani içinde oldum hem Türkiye'deki hem şeydeki çok çok uzun sürer. Yani şey yaparlar. E, çok bazı konularda çok direnirler. Hatta çok heyet değiştirirler. E, rahmetli Tevfik Mengü vardı anlaşmalar genel müdürü. Bugün mesela öğlen giderdi. Ertesi gün Öğleye doğru çıkardı görüşmelerden hiç unutmuyorum o işleri. Yani şu aslında bu metin <laughs> bir türlü gelmiyor sorun mu var diyenlere yani. sen yanıt veriyorsun şu ya an bence. Öyle belki. sürer evet Hı. uzun sürer yani şeyler. Ee, Abdullah Bey de orada e, görev yapmış e, muhtemelen o da teyit edecektir. Yani çok ayrıntıya girerler uzun sürer zorlarlar e, ama şunu söyleyelim Iraklılar, bunu yaparken kesinlikle ve kesinlikle ülke çıkarlarını düşünmeye çalışırlar ve bir söz verdiler mi de yaparlar da eskiden. Hmm. Şimdi tabii çok aktör var hükümet içerisinde. Yani öyle bir Irak anayasası yapıldı ki Irak'ın bütünlüğünü değil bölünmesini e, öngören bir anayasa var. O nedenle de karar almada hani verilen karara daha sonra uymada sorunlar çıkabiliyor. Hı -hı. Şimdi bence burada Burada göstermek istediğin ya varsa kalkabilirsin şimdi, bu arada Şimdi şunun için söylüyorum Burada en kritik yer bana göre Hı -hı. Yani bu çerçevede en kritik yer Şu bölge Bu bölge aynı zamanda Irak'la Suriye arasındaki Terör örgütünün geçiş noktası Hı -hı. Yani burası Eğer şurada da Amerikalılar var Hı -hı. Biliyorsunuz bu bölgede Amerika'nın Büyük üstleri de var Hatta e, Suriye'nin Kuzeyine gidecek. Şu bölüm yani değil mi? Şu. Evet. Bu Şu. bölgesi, şuralar. Peki. Geçiş yolu da burada zaten. Ama buraya kadar iniyor biliyorsun. Evet. Hı -hı. Yani buralarda e, hatta Suriye'ye gidecek birçok askeri malzeme de buradaki Amerikan Hı -hı. üstlerine indiği konusunda bilgiler geliyor. Buradan buraya geçiyor. Yani ulaşımı daha rahat oluyor. O çerçevede yani bir kısmı helikopterle geçiriliyor galiba. Ee, ama bazı maddeler tırlarla gidiyor. Hani sözün ettiğimiz o binlerce tır meselesi de buradan. Zaten Resul ayına kadar bizim kontrolümüzde evet. değil. Yani, yani kamışlı bu malike. Burası önemli. Şu anda Bağdat'ta yapılan bu görüşmeler bana göre son derece kritik ve şu, şu açıdan önemli. İlk yani uzunca bir süredir biz ilk kez doğrudan Bağdat'la müzakere ediyoruz. Evet. Yani bu politika eskiden bu Erbil meselesi vardı. Sürekli başardı. Erbil'le Bağdat'ın arası çıktı. Aralıkta vardı ama işte bir evet. öyle bir hızlandı ki önce Aralık'taki ziyaretin ardından peş peşe peş peşe peş peşe peş 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 bir, evet. bir gidişler, üst düzey ziyaretler evet. oldu. arkasından da bu üçlü yani üç önemli isim evet. baktığımızda Dışişleri Bakanı çünkü işin dış politik ayağı evet. var. Ee, var. Savunma var. Bakanı evet. çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri sahada ee, ve eee istihbarat artı nokta operasyonlar başkanı var. Evet. Benim burada önemsediğim e, yeni gelen bilgiler e, Abdullah Bey de geçen haftakilerde söylemişti. Şu bölgede Suriye merkezi şey Irak merkezi hükümetinin ordusunu üstler kurmaya başlaması doğru mudur? Doğru. 8 mi? Şey en oluyor. kritik şey bence burası. Yani Hı. biz buralar bu bölgeler eğer Irak denetimi sağlarsa, askerini yerleştirirse, şeyini yaparsa o zaman bizim burada ...güvenliği sağlarsa bizim burada asker bulundurmamıza bile gerek kalmaz. Ee, şöyle tabii ama unutma. Ya şimdi ama değil bu. Şimdi değil bu sonrası değil. Yani için. Uzun vadeli söylüyor. Ee, yani şu an 30-40 kilometre bazı yerlerde... ...30 bazı yerlerde 40 kilometre derinliğe girecek. Hakurk öncelikle, e, Zap, Metin arası öncelikle... ...karşıda gördüğünüz Gara'da aynı şekilde Türkiye açısından öncelikle... ...ben e, yanlışım olursa lütfen düzeltin. Bu Gara'da bir sıra dağlar var. Bu sıra dağların da temizlenmesi aynı şekilde gerekiyor... Dolayısıyla bu iki ara, gara ve hakuk temizlendikten sonra e, pençe kilit kilitlendi ifadesi böyle gündeme geliyor. Yani aslında bu hat kapanmış oluyor. Bunun Kısa bir ara var deniyor da. Şimdi burada... Şimdi iz, anne izin verirsen bir şey söylemek sen istiyorum. Sen de gelebilirsin. İyi, iyi anlaşılması açısından. Hı hı. Şimdi e, biz e, zap suyunun aktığı e, vadinin Türkiye hı hı. tarafını 195 seviyesinde temizledik. Gel hı, hı. Şimdi... Temizlenmeyen bir iki yer var. Hı hı. Bunlardan bir tanesi bu Metina'dan e, Link Dağı'na geçişler. Yani ne, neresi diyelim iyi anlaşılması için. Gösterir misin elinde? Metina, Metinada. Zap ve Gar arasında evet. bir bölüm var. O üçgen gibi bir şey zaten. O, or, or, orasının temizlenmesi hı hı. gerekiyor. Bir de Hakuk tarafında Hakur. birkaç yer var. Evet. Buraların temizlenmesiyle beraber ne olacak? Zap Zap'ın aktığı vadinin Türkiye tarafındaki bütün alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenmiş olacak. Evet. Bunun bir manası var. Zagroslardan, Zagroslardan Cudiye kadar olan bütündeki bütün dağlık alanları PKK kaybetmiş olacak. Hı hı. Elinde neresi kalacak? Türkiye sınırından Kopuk, Kandil. Kandil değersizleşti yakın zaman dilim içerisinde. Ee, şöyle zaten e, ona e, güvenlik kaynakları sen daha iyi biliyorsun tabii. E, asıl artık Asos'a kaydıklarını, Kandil'de daha Doğru. az kişi kaldığını ifade ediyor. Evet ediyoruz. hatta arşivlerine falan taşıdıklarına falan daha iyi bilgiler var. Bir tabi önemli olan yer neresi? Şimdi Gara. Yani be, benim değerlendirmem evet, evet, şu. Evet dikkat çeken şu iki Gara. yer Gara. Buradaki eksik olan kısımlar tamamlandıktan sonra Mehmetçik gözünü garaya dikecek. Çünkü evet. garada yuvalanma var. Evet. Yani güvenliğimizi tehdit eden temel alan olarak gara kendisini hı hı. gösteriyor. Hı hı. Ve ben açıkçası bu alanlardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli şekilleri deneyerek... Sayın Yaşar Paşa'mız ne demişti? Öngörülemez içerisi sürpriz barındıran evet. bir takım harekat metotları Hı -hı. uygulayacağız demişti. Hı -hı. Bu harekatların uygulanacağı alanların nereler olduğunu tahmin ediyoruz, muhakemesini yapıyoruz. Gara çok ön plana çıkıyor ama bir, bir şey tabii, bir şey daha bir söyleyeceğim. Bir şey eklemeyi unutmayın bunlara. E, MİT başkanlığını unutmayın derim. Ha şimdi evet. Milli Milli İstihbarat Teşkilatı neyle istihbarat uğraşıyor? İstihbarat uğraşıyor. operasyon. Evet. Şurayla uğraşıyor. Yani Onu şimdi sen söyle, meselenin söylüyorum. en önemli taraflarından Hı -hı. bir tanesi neresi? Sivil alanlara kayan PKK'nın etkisizleştirilmesi. Hı hı. Sivil alanlarda nerede PKK? Süleymaniye ekseninde. Yani Germiyan'a, Keler'e baktığımız zaman, şu alanlara baktığımız zaman sadece ke geçen Milli İstihbarat Teşkilatı Keler sorumlusunu öldürdü PKK'nın. Burada 18 tane üstleri var. Sivil toplum içerisine kurmuş oldukları. Şimdi burada K sadece KDP'li değil, ile angajmanlar da büyük bir değer. Aynen şu. öyle. O yüzden kuvat Talabani ile... Görüşürler. Sayın Yaşar Paşa mı görüşmüştü? Ha, o öbür talaban ile Buffalo'la problem yaşıyoruz. O zaman oraya sokan Buffalo. Ya aslında Buffle, yani Bafull. Yani adına. Şey. Şöyle Erbil'le görüşüyoruz. En azından Erbil yönetimi bize söyledi. Yani orada problem Buffalo'nun kendisi diyor. Zor. Alan açıyor onlara. Hı -hı. Eğer asosu vurursak dediğiniz gibi e, şeye Süleymaniye, o dediğiniz yerlere kaymasın diye. Şu anda Kuvvet Talaban ile görüşülüyor. Ya Hı. KYB anladığım kadarıyla büyük güç kaybetti bu süreçte. Güç kaybedince PKK ile ittifak yapıp orada insaf sağlamaya çalışıyor. şimdi, şimdi başka bir Ortak şey daha söyleyeceğim. Var ya. Burada son derece önemli yedi. bir başlık var aslında. Atlamamamız gereken. Ee, Hakan Bey kimle görüştü Bağdat'ta bu gittiğinde? E, Hasan Turan'la ve Erşat Salih ile görüştü. Evet. Yani kimler Türkmen, Türkmen liderlerle, Türkmen görüştü. liderlerle. Şimdi görüştü. Türkmen liderler ne ee, bir kere Türkmenler bizim için cancı yer. Bir hı hı. vefa borcumuz var çünkü biz bu coğrafyadan çıktıktan sonra orada kalan bakiyemiz onlar. Hı hı. Şimdi ve bütün oyun onlar üzerinden dönüyor. Bütün oyun onlar üzerinden kurgulanıyor. Neden? Çünkü tartışmalı bölgelerin asıl sahibi onlar. Şimdi PKK tartışmalı bölgelere nüfuz etmeye çalışıyor. Peki şöyle yapalım. Şimdi bir o görüntüler gelsin. O görüntüler gelirken sizleri konuşturacağım. Kalabilirsiniz yerinizde. Yani görüntüleri analiz edebileceksek eğer. E, ha, e, İsmail Dükel. Hem görüntüler hakkında ne diyeceksin, ee, hem e, şimdi mesela Bağdatla anlaşma yoluna neden bugün gidilebildi, bugüne kadar e, kim adım atmadı, engel neydi, e, acaba bugünden itibaren işe yarar mı bu çerçevedeki hem görüntüleri analiz ederek hem de görüşlerini dinlemek isterim açıkçası. Ee, en son e, Sayın Erdoğan 2007 ve 2011'de iki seyahati var Irak'a. Fakat başbakan düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu önemli ikinci ziyaret olacak Turgut Özal'dan sonra. Hı hı. Fakat ondan sonra 2011-2012'den sonra Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler diğer komşu ülkelerde olduğu gibi e, dondu. E, bunun nedenlerine girersek sabaha buluruz ama ciddi anlamda sıkıntılı bir süreç başladı. E, tabii diğer ülkelerle olan ilişkilerin de e, burada bir payı vardı elbette. Şimdi bu ziyaret çok önemli. Yani bir kere Türkiye tüm yakın ülkeleriyle sınırdaşlarıyla bir biçimde ilişkilerini kendi menfaat ölçüleri doğrultusunda o eksene oturtmalı bizim menfaatimiz neyse hangi görüşmeleri bu menfaat çerçevesinde yapabiliyorsak yapmalıyız. O nedenle kıymetli. Cumhurbaşkanına gideceğini biliyoruz kendisi de ifade etti zaten bu görüşmelerin tamamı ve bundan önceki görüşmelerin tamamı da Cumhurbaşkanının gidişine ilişkin bir altyapı oluşturmaktan geçiyor. Şimdi gitti gidecek ve ne olacak? Hı. Ya da neden şimdi oldu bu işler? Bir PKK'nın oradaki alan hakimiyetini yitir ve artık sona doğru gelinmesi çünkü daha önce de e, hep konuştuğumuz konular PKK kullanışlı bir örgüttür. PKK artık işlevini bir biçimde bitirdi ve o işlev o görev bir biçimde YPG'ye devredildi. Dolayısıyla o bölge e, ister istemez bir e, terörden arındırılacak Hı hı. Bir noktaya getirildi zaten ha hani ne olacak ama burada işin içine para giriyor tabii ki ticaret giriyor evet. hem Irak faydalanacak hem Türkiye faydalanacak ta Avrupa'ya kadar yansıması olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok istediğini söyleyeyim. Doğru. Şeyi proje şey. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de çok istediğini söyleyeyim diyorum. Kalkınma yolu projesini Birleşik Arap Emirlikleri <laughs> destekliyor. Yani o kalkınma yol ya da koridor, kalkınma koridoru değişik biçimlerde ifade ediliyor bu. Şey bütün amaç oraya ulaşabilmek. Çünkü orada ticaret var. Bu Avrupa'nın da talep ettiği ve istediği bir şey. <laughs> Irak'ın da ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin zaten orada milyarlarca dolar her e, ülkenin olduğu gibi kaybı var. Onlar bir biçimde telafi edilmesi hmm. lazım ve önümüzdeki süreçte oradaki o yollar açılırsa ticaretle ona göre şekillenecek ve artık para gelecek. Artı o bölgenin en azından terör e, faaliyetleri durmuş olacak. Ha, öbür tarafta e, Suriye e, aksanı var tabii ki. Oradan da konuşmak lazım ama o anladığım kadarıyla konumuz değil. Peki. Bu ziyaret son cümle olarak son önemlidir. Kıymetlidir. Önemli olan şu bundan sonraki süreci getirebilmektir. Çünkü Hı -hı. bu görüşmeler yapılıyor, bu ilişkiler kuruluyor ama arada araya bir şeyler giriyor ve onlar duruyor. İntikaya uğruyor. İntikaya uğrasa neyse geri gidiyoruz o ilişkilerden. Hı -hı. Önemli olan bunları ısrarlı ve kararlı bir biçimde ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatleri doğrultusunda kullanabilmek ve geliştirebilmektir. Hı -hı.